Şu andaki buradaki çukur yerdeki evleri görüyorsun. Evet. Hani düz mantık bakan bir insanım. Tamam. Mühendisliğimi geçtim. İnsanlığımı da geçtim. Anlıyorum. Şehir zamanında 1900, bu arada bu köprü 1955 yılında yapılma. Suyun bu kotlara çıktığı çok aşikar. Evet. Ki köprüyü bu kota yapmış. Evet. Şu, ortada geçmişten beri ola gelen bir olgu var. Bir yanlış var. Bu yanlışı tekrar başka yanlışlarla düzeltemeyiz. Burada tekniğe, efendim çevre hukukuna aykırı bir takım durumlar var. Buradaki ağaçların yıkılmasına kimse izin veremez. Buna belediyemizin izin verdiği ve DSİ görevlisi, kontrol mühendisi belediyenin buna izin verdiğini söylüyor. İşte buradaki belediyenin kendisinin yaptığı kaldırımlar, buraya bir takım harcamalar yapıldı. Burada bir takım emekler harcandı. Bu emeklere baktığınız zaman burada istinat duvarı yıkıldı. Yani dere ıslahını yapıyorsunuz bir yandan, öbür yandan mevcut dere ıslahını, mevcudu yıkıyorsunuz ve buradaki suyun aktığı kesidi azaltıyorsunuz. Suyun akacağı, sel suyunun gideceği kesidi azaltıyorsunuz. Denize çıkışı iyileştirmiyorsunuz. Yapılması gereken asli işler yapılmıyor. Burada trafiği, karayolunu ve yaya trafiğini, insanları tehlikeye sokacak, araç trafiğini tehlikeye sokacak uygulama yapıyorsunuz. Bu tamamen aykırıdır. Bu kent yaşamına, buradaki trafik düzenine aykırı bir durumdur. Bunu kimse okey vermemesi lazım. Yanlış işler yapılıyor. Yanlışı lütfen yanlışla düzeltmesinler. Burada halk bunu istemiyor. Burada yapılan Aravi deresiyle, deniziyle insanların dereye ve denize çıkışını zaten imkansız hale getiren bir sistem. Bugün burada kurduğu bu harfiyat yoluyla jandarmayı tehlikeye atmaktadır. Biliyorsunuz burada jandarma sürekli her selde araçlarını yola koyardı ve araçların zarar görmemesi açısından bunu yapardı. Şimdi burada bu yolun açılması demek kenarda 5 metrelik daralma demektir. O köprü zaten kodu düşüktür. Zaten o köprü buradan gelecek olan seli denize taşımaz. Tıkanma yapacaktır. Yapılan proje yanlıştır. Bu kırılan betonlar bu milletin ödediği vergilerle, bu milletin ödediği kaynaklarla yapılmış köprüdür. Kimseye, Vaspik Urdoğlu'na veya Aravi Belediyesi'ne giderek böyle bir rant projesi yaptırmaz. Ağaçlarımıza da sahip çıkacağız. Doğamıza da sahip çıkacağız. Yani burada bunun yapılması yanlıştır. 100 yıllık ağaçların kesilmesi yanlıştır, katliamdır. Bak, Arabi milleti doğana, denizlerine, denizine sahip çıkmazsan yarın öbür gün olabilecek daha büyük şeylerde. Bak burada bu kadar az adamın olması utançtır. Gelin doğanızı, Arabinizi, şehrinizi, havasına, suyuna sahip çıkın. Son sözüm budur. Ben yetkili arkadaşı dinledim. Arkadaş bize gerekli projelerini, izahlarını ilettiler. Biz de şahsım dahil tüm mevcut arkadaşlarla bu projenin hiçbir haliyle yararlı olmayacağını, bir rant getirmeyeceğini, bir istifade sağlamayacağını, artı bu ağaçların kesiminin, ki bizim yasalarımıza göre ağaç kesmekte suçtur, eğer izin veren merciye ayrıca müracaat edeceğim bu konuda, onun engellenmesini isteyeceğim. Bu ağacı başka yerde bulamayız. Bunların yok olmasını, o işin en şey tarafı. Asıl burada sakıncalı olan, burası Arhavi'nin giriş ana transit yoludur. Buraya tali bir yol vermekle trafik kazasına davetiye çıkarıyoruz.